Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam nüzul sırası okumamıza Nisa suresi 127. ayetten itibaren devam edeceğiz. Nisa suresi biliyorsunuz uzun surelerden bir tanesi. İçerisinde öbek öbek hem indiği dönemin siyasi veya işte gerginlikleriyle ilgili operasyon şeyler var, bilgiler var. Hem oluşan Mekke'de oluşturulan İslam çekirdek halkının uygulamalarıyla ilintili şeyler var. Onlara rahmet olarak, nimet olarak inmiş olan bilgiler var. Hem içindeki bulundukları durumlar hakkında Allah'ın ifşaatları var. Onlar şöyledir, onlar böyledir şeklinde. Hem münafıklar, hem Hristiyanlar, hem Yahudiler, çeşit çeşit münafıklar, onlarla ilintili durumları anlatıyor. O esnada işte namazı nasıl kılacaksınız, abdesti nasıl alacaksınız, teyemmüm nasıl yapacaksınız, şahit nasıl tutacaksınız, evliliği nasıl yapacaksınız, boşanmayı nasıl yapacaksınız, kadınlara pozitif ayrımcılığı nasıl yapacaksınız? Vasiyet, yetimler, bunlarla ilintili, miras, bunlarla ilintili birçok öbek öbek ayetleri görmüş olduk. Bu işte Hendek'ten sonra Mekke'nin fethinden önceki bir ara dönem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü içerikte buna hatırlatacak şeyler var. Özellikle Mekkelilerin bu ara dönemde bir tür kıtlık, bir tür ekonomik zorluklarla boğuştuğunu biliyoruz. Bu dönemde Peygamberimizin de Mekke'ye yardım ettiğini biliyoruz. Ama bu noktada bir şekilde hala kuyruğu dik tutmaya çalışıp, hala müminlerin küfretmeleri, onların yoldan çıkmaları için ellerinden geldiğini yapanlar olduklarını, şuraya bu şekilde çatışmaya devam ettiklerini, bir şekilde müminleri kandırıp müminlerin bile ya onlar da iyi işte bizim akrabalarımız şöyle böyle filan diyerek onlardan yana hasım olma durumları ya bu noktalara kadar geldiğini gördük. Geçen okumamızda yine Nahl suresindekine benzer bir şekilde Sasani tarafından olduğunu, Mezopotamya tarafından olduğunu düşündüğümüz birileriyle yine muhatap olduğunu, çünkü o ayetlere çok benzer ayetler okuduk diyerek şey yapmıştık. Yani ayetlerin kendileri değil ama o silüet, toplamda oluşan silüet Nahl suresinde yine çok benziyordu diyerek şey yapmıştık. Böyle iç bağlantıları yakalayabildiğimiz kelime ve ayetin tarzından şey yapabildik demiştik. Arada bir iki parça olarak da İbrahim'in sayfelerinden olduğunu düşündüğümüz parçalar okumuştuk. Yani tonlaması, nakaratı veya işte tarzından artık tanıyabiliyoruz İbrahim'in sayfelerini diye şey yapmıştık. Onlardan gelen örnekler vardı ki bunlar toplumun içerisinde böyle bir kayıtlı bir kitap veya bir kitabe veya bir tablet filan tarzında değil, insanların zihnine belki de atasözü olarak kalmış. İnsanların şuraya bu şekilde tekrar ettikleri ve değer verdikleri sözler olarak şey yapabiliyoruz. Yani bunların en önemlilerinden veya işte okur okumaz hemen hatırlar. Evet, bu da onlardan dediğimiz ne vardı hatırlarsanız. Kadın ve erkek kim bir salih amel yaparsa elbette onun karşılığı vardır. Kadın da erkeğin de kazandıkları kendi lehinedir. Veya işte birisi bir şey yapar da bir kötülük kazanır ve onu bir başkasının üzerine atarsa şeklindeki ifadeler bunlar çok tanıdık gelmişti. Yani 123-124. ayetlerde veya 110, 111, 112. ayetler bize İbrahim'in sayfelerinden örnekler olarak karşımıza çıktığını fark ettiğimizi söylemiştik. Ki bunların da hemen şeyin ardından olması, bu Nahl suresi çerçevesinde olması sanki Mezopotamya tarafından da onların bilindiği şeklinde bir yani ister Zerdüştlükten kalan bilgi deyin, istersen Yahudilikten kalan bilgi deyin, isterseniz Hristiyanlıktan ne derseniz deyin. Yani nereden, hangi halkların üzerinden
şey yapılmış olursa olsun, gelmiş olursa olsun, İbrahim'den gelen sözler önemli. Neden önemli diyoruz? Çünkü bunu ta Kur'an başından beri İbrahim sahifelerindeki, Musa sahifelerindeki bilmiyorlar mı onlar şeklinde söylemişti. Oralardan biliyoruz. Bunun ne önemi var? Şu önemi var. Peygamber ne Yahudilere, ne Hristiyanlara, ne de Sasani tarafından gelen Mecusilere, bakın siz böyle böyle diyorsunuz ama Ata İbrahim'in dini. Yani önemli olan Ata İbrahim'in yolu. Ata İbrahim'in yaptığı, yani üstlendiği, açtığı yolda, kurduğu mekanizmada görev edinin. Hani neydi şey, İbrahim'in makamı, İbrahim'i musalla edinin. Yani İbrahim'in pozisyonuna destekleyici bir formda katılın. Yani önemli olan cümle buydu. Burada da 126. ayette de 125. ayette de bu içeriği görerek bitirmiştik geçen dersimizin sonunda. Evet, ayetlerin öbek öbek indiği, parça parça indiğini biliyoruz. Yani Nisa suresi böyle başından sonra pat diye inmemiş. Yani şeyde mesela Mekke'deki surelerin her birini bir bütün halinde okuyabiliyorduk. Anlamsal bütünlük yakalıyorduk. O ilk baştaki 5-6 sure haricinde hepsinde bu bütünlüğü yakalayabilmiştik. Ama Medine'ye geldiğimizden beri, Bakara suresinden beri öbek öbek olduğunu, dönem dönem indiğini, parça parça, ama o parçaların bir şekilde sıralı bir şekilde birleştiğini düşünmüştük. Bu konuda bir tek bizi endişelendiren, acaba öyle midir diye, Bakara suresindeki, hadi hatırlarsanız, şeyin, kıblenin değişimiyle ilintili olan ayetlerde art arda geldiğini görüyoruz. Birbirini tekrarladığını görüyoruz. Ve bunların sanki değişik dönemlerde gelip de oraya biriktirilmiş izlenimi vermişti. Onun haricinde böyle zaman atlayıcı bir şey görmemiştik. Başka ne etki vardı? Muhammed suresi gibi savaş hukukunu anlatan bir sure gelmeden nasıl olur da ya surenin adı aklımdan gitti. Enfal suresinde savaş hukukuyla şeyleri hatırlatıp peygambere böyle böyle nasıl o da böyle davranırsın şeklinde ki hitabı anlamlandıramadığımızı söylemiştik. Buna benzer şeylerimiz hala aklımızın bir köşesinde tutuyoruz. Bunların bir şekilde cevaplanabiliyor olması gerekiyor. Bir de ne vardı? Bedir, Uhud, Hendek, yani bunlar aralarında birer sene var. Hendek'ten önce 2 sene var. Biz ama bunları böyle hemen ard arda sureler içerisinde okumuştuk. Bu kadar kısa mı araları, yoksa arada sureler geldi de farklı sıralamaya mı girdi? Ne olduğunu bilemediğimiz bir şekilde çok kısa bir arayla gelmişlerdi. Bunu da aklımızda tutuyoruz. Bundan sonra okuduklarımızda bunların cevaplarını şuraya bu şekilde bulmaya çalışacağız elbette. Evet, bu kadar hatırlatıcı bir giriş kafi diye düşünüyorum. Bunun için yapıyoruz. Önemli olan surenin silüetini çıkartmak. Surenin silüeti ne de sadece kendi başına değil, önündeki, arkasındaki, yani tüm süreçle ilintili. Çünkü Medine'de savaşların ardından bir döneme muhakkak yerleştirmemiz gerekiyor ki o çerçevede ne olmuş olabilir? Bu sahne nasıl bir sahne? Buradaki kişiler kim? Şeklindeki soruların cevaplarını yakalayabilelim. Evet, okumaya devam edelim. Yeselunike diye başlayacak. Yani demek ki şeyin başında da surenin başında kadınlarla ilintili konular anlatılırken, müminler de bunu emir telakki edip, yani zalikum hayrun lekum deyince, biliyorsunuz
Müminler bunu emir telakki ediyorlar. Yani sizden beklenen budur cümlesi müminler açısından çok ciddi bir cümle. Yani Allah diyecek ki sizden beklenen budur. Müminler ya yapsan da olur, yapmasan da olur. Böyle anlamazlar, anlayamazlar. Daha sonraki fıkıhçılar istediklerini anlasınlar. O onların meselesi. Ama bu kitap indiği gün müminler öyle anlamazlar. Dolayısıyla bu surenin başında kadınlarla ilintili, evlenme, boşanma ile ilintili, yetimlerle ilintili, onlara pozitif ayrımcılıkla ilintili veya adaletle ilintili cümleler söylendiğinde her biri şu veya bu şekilde bir mesuliyet hissediyor ve ona göre davranmaya çalışıyor. Tabii ki bu davranış değişiklikleri esnasında öyle mi yapsak, böyle mi yapsak, öyle olur mu, böyle olur mu şeklinde elbette problemler yaşıyorlar ve bunlar bunlar ciddi şekilde soru oluşturuyor. Bu sorulara da vahiy cevap veriyor. Bunu daha önce de görmüştük. Yani Mekke'de bunu çok miktarda gördük. Medine'de de görüyoruz. Dolayısıyla bu fi tarihinde gerçekleşmiş. Yani insanlar daha yaratılmadan önce oluşmuş bir kitap değil. Bu bizzat Peygamberimiz döneminde o topluma inen bir hitap. Yani onların yaşayışlarıyla ilgilenen, onların yaşayışlarını gören ve onların yaşayışlarına göre o yaşantı içerisine temas eden, ilgilenen, onları anlayan bir şey. Tabii böyle deyince işin içerisinde Allah'ı doğrudan doğruya katıp Allah ilgilenir mi daha önceden bilmiyor muydu bilmem ne falan filan gibi bir sürü şey söylenebilir, iddia edilebilir. Zamanında da yapılmıştır zaten bu tür şeyler. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Allah'ın kural olarak koyduğu, değiştirmeyeceği yasalar belli. İnsanları imtihan etmek için olaylara müdahale etme şekli belli. Bunların hepsini Kur'an'dan öğrendik. Bu vahyi peygambere indiren, indirgeyen meleğin sözü olduğunu da biliyoruz. O meleğin alıp aktardığı mesajlar içerisinde Allah'ın gaybi olarak bilgilerini de biliyoruz, imtihan bilgilerini de biliyoruz. Onun açıkladığı mekanizmaları da biliyoruz. Onu da onların tanıttığı kadar tanıyabiliyoruz. Bu da bizim kendi kapasitemizle alakalı. Ama biz ne yapıyorduk? Allah için yani bizim kelimelerimiz dünyada gördüğümüz yani insanların kullandığı diller insanın sosyal hayatı, toplumsal hayatı ve zihninde tahayyül edebildikleri şeyler sınırları içerisinde. Kelimelerimiz ancak onları tarif edebiliyor. Biz bir tanrı görmedik, biz bir melek görmedik, biz ruhani ekstra başka bir varlık görmedik ki onların fiillerini, onların yapılarını tarif eden, belirleyen fiillerimiz veya isimlerimiz veya sıfatlarımız olsun. Böyle şeyler yok. Biz gördüğümüz, bildiğimiz, hayal edebildiğimiz şeyleri ancak sınıflayabiliyoruz ve onlara isim verebiliyoruz, sıfat yakıştırabiliyoruz veya fiil önerebiliyoruz. Onun haricinde bir şey yok. Allah görür mü? Görür. Nasıl görür? Bizim gördüğümüz gibi görür ama görmez diyemeyiz. Önemli olan şey bu. Görmez diyemeyiz. Duymaz diyemeyiz. Alakasızdır diyemeyiz. Umursamaz diyemeyiz. Nasıl umursadığını Rabbim kendisi bilir. Yani bize onun oradan gelen basiretler ancak onlar sayesinde bakabiliyoruz. Burada da melek cevap veriyor. Çünkü Rab'den inen bir tarif var insanlık için uydukları zaman başarıya ulaşacakları bir yani geleneksel olarak biriktirip de doğru yola bulabilmek için insanlık açısından çok zor bir şeyken çünkü nesiller geçmesi gerekiyor bir şeyin gerçekten işe yarayıp doğru olup olmadığı bu konuda insanlar sıkıntı çekmesin diye zaten tarif edilen bir şey var. Müminler bu noktada gerçekten bedavacı noktada yani avcı toplayıcı gibi yani Rabbim söylemiş onlar da kullanıyor noktasında. Bu durumu da görmek gerekiyor. Şimdi bu hitabın bir parçası olarak şeyi görüyoruz.
müminlerin yaşamaya çalışıyorlar. Allah'ın tarif ettiği, önerdiği, bakın şae diye değil, irade diyerek önerdiği ve bu şekilde insana rehberlik edip, ya böyle böyle olursanız toplumunuz güzel olur, ferah olur, yoksunluk kalmaz, rahat bir hayat olur diye ve insan müminlere de bu konuda eğer görev alırsanız, şey yaparsanız, ekstradan verirseniz ben de size veririm, daha çok veririm diyerek vaat ettiği, müminlerin mallarını, canlarını karşılığı, daha fazla verme karşılığıyla satın aldığı bir durumdan bahsediyoruz. Burada elbette müminler ona göre davranacaklardır ve ona uygun olanın ne olduğunu anlama konusunda sıkıntı çekiyorlarsa elbette soracaklardır. İşte bu noktada kadınlar konusunda bir soru var. Ve steftuneke, senden fetva istiyorlar. Sana danışıyorlar ve fetva istiyorlar. Yani çözüm istiyorlar. Finnisai, kadınlar konusu. Kul, de ki Allahu yuftikum fihinne. Bu konuda çözümü, yani fetvayı Allah verdi. Allah veriyor. Yani Allah'ın verdiği var. Ben ne vereyim ki? Yani söylenecekler söylendi. Ve ma yutla aleykum fil kitabi fi yetamen nisai. Kadınlar, kadınların yetimleri, kadınların yetim olanları, yani yalnız kalmış kadınlar konusunda kitapta size okulan şeyler var. Ve bu şeyler Allah'ın size verdiği fetva. Yani ne? Nisa suresinin başında o toplu halde olan kısım var ya, ister orası diye değerlendirin veya daha geniş çerçevede değerlendirin. Kur'an tamamında konuyu değerlendirin. Fark etmez. Yani diyor ki söylenen söylenmiş. Neyse o. Fil yetamen nasi nisai, işte kadınların yetimlerinin açıklaması var. Ellati, ki onlar ki la tu'tunehunne ma kutibe lehunne. Vermeyeceksiniz onlara yazılmış olan şeyi. Yani nedir bu? Mihir. Mihri vermeyeceksiniz. Ve tergabune en tenkihuhunne. Onları nikah etmeyi isteyeceksiniz. Yani hem nikah etmeyi isteyeceksiniz hem de mihir vermeyi istemeyeceksin. Bu kadınlar konusundaki fetva zaten kitapta verildi. Neyse o. İşte yetim kadınlar dedi. Onun devamı var. Ve müstedafine minel vildani. Ve muhtaç olan çocuklar. Zayıf kalmış çocuklar konusunda söylenen söylendi. Ve en tegumu lil yetama bil gisti. Yetimler konusunda pozitif ayrımcılığı ayakta tutmanız konusunda da söylenen söylendi. Ve ma tefalu min hayrin, beklenen şeylerde zalikum hayrun lekum diyerek size söylenen, sizden bunu bekliyoruz. Sizden bunu bekliyorum diye beklenen şeyler, min hayrin, hayırdan ne yaparsanız. Fe inna Allaha kâne bihi alim. Allah onu kaydediyor. Bakın, siz soruyorsunuz, soruyorsunuz bir şeyler yapmak için ama hayır. Söylenen söylendi. Söylenen aynen yapmak haricinde başka bir çareniz yok. Hangi konuda? Kadınların yetim olanları, yalnız kalmış olanlar, zayıf kalmış çocuklar bu konuda ve kadınlar, yani genel olarak kadınlar ve birazcık daha şey yapalım. Kapsamı anlamaya çalışalım. Kadınlar konusunda biraz daha özelinde evlenmek istediğiniz ama vihir vermek istemediğiniz kadınlar yetim kadınlar konusunda ve zayıf kalmış yetimler konusunda, şey çocuklar konusunda. Bu konuda söylenen söylendi, o kadar. Allah'ın kitabında ne dendiyse, ne okunduysa odur. Siz fetva istiyorsunuz, bir şeyler şey yapıyorsunuz ama her şey açık. Bakın mesela bu surenin sonunda bir ayet daha gelecek. Yine şey kelale konusunda soruyorlar diyecek ve bir açıklama yapacak. Orada bir boşluk var. O boşluğu, yani takılmışlar, o boşluğu soruyorlar. Rabbim de açıklıyor. Diyor ki burada da böyle böyle yapacaksınız. Ama burada diyor ki boşluk moşluk yok. Değiştirmeye de kalkmayın. Bir arzunuz var ben biliyorum ama
söylenen söylendi. Bunu şu andaki dönemsel bir problemden dolayı bu genel hali bozmayın. Yani buradaki mesele şu. Ya diyorlar, biz gıst için, yani pozitif ayrımcılık için, bunlar yalnız kalmasın diye, bilmem ne olmasın diye koruma nikahı altına almak istiyoruz. Yani yalnız kalmasın, koruma nikahı ile onların ihtiyaçlarını karşılayalım. Bunu istiyorsunuz ama verecek mihriniz yok. Mihir vermeden nasıl olsa biz bunları geri boşayacağız. Bunlar şey değil, yani gerçek eş olarak almıyoruz. Almayacağız. Dolayısıyla bunu boşarken mihri geri alacağız. Dolayısıyla yani mihri vermesek olmaz mı? Yani evlenmek istiyorlar. Yani evlenmekten kasıt koruma nikahının altına almak istiyorlar. Ama mihir vermek istemiyorlar. Nasıl olsa beraber olmayacağız diyerek. Ama Rabbim diyor ki, hayır diyor. Bunun bir kuralı var. Bu kural toplum düzeni için önemli. Kadınlar için önemli. Pozitif ayrımcılık için önemli. Siz burada böyle bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ama koruma nikahını imkanı olan yapsın. İmkanı olmayan bulaşmasın. Çünkü hatırlarsanız konu hani Ahzab suresinde de peygamberin kimlerin kapısından girip çıkamayacağı veya peygamberle birlikte mümin erkeklerin veya kadınların hangilerinin birbirleriyle ziyaretleşmesinin, birbirinin evine girip çıkmasının serbest olduğu açıklanmıştı. Yani sen teyzenin, tayının, kızların elbette gideceksin. Elbette onlarla ilgileneceksin. Elbette onlardan kimilerini evinde de tutabilirsin. Veya evinde tutmayabilirsin de. Yani bizzat evine alıp da şey de yapabilirsin. Kurratı ayun için. Yani gözleri aydın olsun. Yani biz şey kaldık. Neydi onun adı? Gurbette kaldık, hicret ettik, geldik ama ne yapacağımızı da bilmiyoruz diye kalmasınlar. Elbette ki yakın akrabalarına bu şekilde ilgilenmek zorundasın. Bakın oradaki şeyi hatırlarsanız, yakın akraba kızları vardı ve eşler vardı. Ve de çalışanlar vardı. Dördüncüsü yok arkadaşlar orada. Ya bizzat mihir verdiğiniz, şey yaptığınız eşler var ki mihir vermek demek burada bizzat eşleri de oluyor, şey de oluyor. Koruma nikahı altında olanlar da oluyor. Çünkü o da şey halk bilmez ki sizin onu koruma altında mı tutuyorsunuz yoksa gerçekten evlendiniz mi? Zifaf gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? O sizin ikinizin arasında olan bir şey. Dolayısıyla toplum açısından o nikahlı durumda. Nikah altında. Artı ne vardı? Dayı, teyze, amca kızları. Teyze, hala kızları. Yakın akraba, yani birinci dereceden kuzenler. Diyor ki bunları çok rahatlıkla, hayır diyor, bunlarla ilintili senin sorumluluğun var. Bu sorumlulukları yerine getirmen gerekiyor. Evlenebilirsin diye bilmem ne diye falan diye filan diye birileri laf edecek diye onları yalnız bırakamazsın diyor. Yapman gereken görevi yapmak zorundasın diyor. Ayrı ne var? Bir de çalışanlar var. Elbette çalışanları, şunları bunları elbette görüşeceksin diyor. Yani orada herhangi bir şey yok diyordu. Onun haricinde yok. Evet, bu ayet başta okuduğumuz ayetlerle de gayet mütenasip bir şey. Yani o koruma nikahı konseptiyle de gayet uyumlu. Çünkü şey olacak da, yani koruma nikahı, ya burada niye vermek istemiyorlar? Dediğim gibi geri boşarken alacakları için şey gerek olmayabilir mi acaba diye düşünüyorlar ama konu o değil. O mihrin verilmesinin kadını korumak için gerekiyor. Nikahı da korumak için yapıyorsun ama mihri vermeyerek daha kötü bir konuma düşürüyorsun. Bu olmaz diyor. Ne söylenmişse o. Evet. Ve inimraatun, bir kadın, eğer bir kadın hafet, korkarsa min bagliha, eşinden nuşuzen, eşinin ayrılacağını, onu boşayacağını dan korkarsa, ev iraden, ve ondan yüz çevirme, yani onu terk edeceğinden korkarsa, fela cünahe aleyhima, o ikisine herhangi bir günah yoktur, herhangi bir
problem yoktur. En yusliha barışma konusunda bir sulh noktasında beynehuma sulhan. Aralarında belli bir sulh oluşturma konusunda çalışmalar, yani salih amel dediğimiz şey, barışçıl bir şekilde problemi çözmeye çalışmalarında herhangi bir sorun yoktur. İslahun hayr ve islahu hayrun. Beklenen böyle bir ıslahtır. Yani geçimsizlikle hayat çekilmez. Önemli olan insanların huzurlu olması. Yani evlilerse evli olarak, yani istiyorlarsa. Değilse ayrı olarak ama barışçıl bir şekilde bu işi halletmeleri gerek. Ve uhdirat til enfüsü şuhhan. Nefisler, yani kişi, insanların içerisinde bu kıskançlık hemen hazır. Yani normalde yüzüne bakmıyorsun kadının. Ayrılmak istediğinde hemen erkeklik yapacağı geliyor. O bilmem ne falan filan diye farklı tavırlar çizmeye başlıyor. Veya işte boşanmışsın, ben zaten istemiyorum seni filan diye. İyi, güzel, tamam, boşandı gitti. Ondan sonra bir başkasıyla evlenmek gibi bir niyeti olduğunda hemen hop ne oluyoruz haline geliyor. Bu tür şeyler problem. Zaten ayette de ne demişti? Bırakıyorsanız güzelce temiz bir şekilde bırakın, salih bir şekilde tutuyorsanız güzel bir şekilde, ya ihsan, güzel bir şekilde tutun şeklinde oradaki güzellik, hoşluk, gönül rızası önemli olan bunlardı. Ve in tuhsinu vettekav fe innallaha kâne bimâ tâmelûne habîr. Allah muhakkak ki yaptığınız şeylerden haberdardır. Yani ne oldu burada? Yani burada ne denmek istedi? Eğer bir kadın erkekle geçinemiyorsa veya erkek tutup ondan yüz çevirmişse veya onun ayrılacağını düşünüyorsa, bu durumda meseleyi kendi aralarında makul bir şekilde bitirsinler. Bitiriyorlarsa makul bir şekilde bitirsinler, bitirmiyorlarsa da makul bir seviyeye gelsinler. Önemli olan bu. Problemli bir şekilde devam edemez. Bakın Kur'an bu konuda çok net. Kadın şey yapıyorsa, zaten ayrılacaksa, kafasına koyduysa, yapması gereken mihri bırakıp kendi ailesinin, babasının veya abisinin evine gitmektir. Çünkü zaten kendini geçindirecek gücü vardır. Bunu çok rahatlıkla yapabilir. Yani erkeğe mecbur değildir. Onun yaptığı yanlışlar veya onun hoşlanmadığı şey, şunlara katlanmak zorunda değil. Dolayısıyla gider, erkek eğer istiyorsa gitsin onu babasının evinde veya abisinin evinde, yani korunaklı bir şekilde, kadını koruyucu bir şekilde, kadının korunduğunu düşündüğü bir şeyde gitsin, gönlünü kazansın, kabul ettirsin, eyvallah dedirtirsin, tekrar ikna etsin, şey yapsın. Buradaki durum böyle. Eğer kadın ayrılmak istiyorsa, eğer erkek ayrılacaksa, boşadım diyorsa, ne yapıyordu Kur'an? Kadına fırsat veriyordu. Diyordu ki şu kadar süre kocanın yanında, yani sana dokunmadan, yani kadına dokunmadan şu kadar süre boşadın deyip uzak duracak senden. Sen o esnada istediğin gibi onun gönlünü kazanacak şeyler yapma şansı var. Nerede? Evinde. Diyor ki kadını evinden çıkartamazsın bu süre içerisinde. Kadına o fırsatı kendi evinde yaşattırıyor. Yani buralarda çok yani Rabbimin dediği, sizi eskilerin sünnelerine, çizgisine eriştirmeye çalışıyor dediği şeyi, demek ki çok değerli bir içerik var orada. Düşündüğümüzün çok daha ötesi. Evet, şimdi 129. ayet ilginç bir ayet. İşte burada tek evlilik, çok evlilik falan diye şey yapılıyor ama koruma nikahı gibi bir mekanizma bilmeyince iş çok tuhaf hale getiriliyor.
Velen testediyahu. Testediyahu. Gücünüz yetmez. Yetmeyecek. En ta'dilu beyne nisai. Kadınlar arasında adaletle davranmak ya sizin gücünüz yetmeyecek. Velev harestum. Yani hırs yapsanız bile ille de yapacağım diyerek böyle bir adalet uygulamaya kalkışsanız bile bunu beceremeyeceksin. Fe o halde la temilu küllel meyli. Yani bütün meyli ya bu durumda bari bütün bir meyille meyletmeyin. Bir tarafa meyletip de kayıp. Fetezerruha kel muallakati. Muallak da askıda gibi bırakmayın. Yani bakın bunlar nehi. Böyle bir cümle Müslüman için haramdır. Yani Allah böyle şey yapmayın diyorsa bu bir haram tarifi. Ve in tuslihu salih bir hale, barışçıl bir hale, uyumlu bir hale getirirseniz ve tettekû ve sakınırsanız boşanmaysa boşanma, barışsa barış. Ama bir şekilde çözmek zorundasınız. Böyle olmaz. Fe innallâhe kâne gafûren rahîmâ. Allah bağışlayan, koruyan, miğfer olan, hataların sonuçlarına miğfer olan ve rahim olandır. Ve in yeteferreka, eğer ayrılırlarsa, yugnillahu küllen min saati. Saatihi, evet. Her birine Allah lütfu ile, verdiği genişlik ile bağımsızlaştırır. Gani kılar. Yani birbirinden bağımsız hale getirir. Yani esasında diyor ki muhtaç değilsiniz. Ayrılıyorsanız temiz bir şekilde ayrılın. Muhtaç olma durumu korkusuyla hayatını çekilmez bir hayata evet demeyin. Çünkü hayattaki nimet yani hayatın kendisi böyle boşa geçirilecek, harcanacak bir şey değil. O lazım. Neye lazım? Ertesine meta olarak yani ertesi hayat için bir kaynak. Onu böyle geçimdi, geçimsizlikti, şuydu, buydu diye buralarda çarçur edemezsin. Ve kânallâhu vâsi'an hakîmâ. Allah vâsi, geniş, bolluğu olan, kudreti, imkanı, nimeti bol veren ve hakim, hüküm verendir, hükmedendir. Evet, şimdi arada böyle bir pasaj geçti. Eğer insanların hayatlarında bazı olaylar, bazı geçimsizlikler, bazı örnekler, şunlar bunlar olmazsa bu ayetlerin hiçbir hükmü değeri olmazdı arkadaşlar. Muhakkak şu veya bu şekilde olay oluyor, gündeme geliyor. İnsanlar şu veya bu şekilde kendi pozisyonlarını Rabbin karşısında savunmaya kalkışıyorlar ve yaptıklarını gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Rabbim de onlara önerilerde bulunuyor. Öyle değil de böyle yapın. Çünkü önemli olan bu. Belki birazdan bunun daha detaylı şeyleri gelecek. Çünkü Allah'ın verdiği bir görev var. Bu, önemli olan bu görevdir. Bu görev ile hayat ilişkili. Bunu nasıl yapacaksın? Nasıl çözeceksin? İşte bunu şey yaparken, çözerken, çözmeye çalışırken ya bir taraftan Allah rızasını kazanmaya çalışıp öteki taraftan insanlara zulmederek şey yapamazsın. Ya bu iş böyle olmaz. Yani işte kıst dediğimiz şey de burada gerçekleşiyor. Yani varsa verin. Vermek ille de malından olmaz ki. Gülümsemek de verilmesi gereken bir şey. Adalet veya işte kayırma o da verilmesi gereken bir şey. İlgi de verilmesi gereken bir şey. Buna benzer o kadar çok şey var ki verilmesi gereken, verilebilecek. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Bu şey pasajın yani 127. pasajın önündeki ayetin aşağı yukarı aynısı. 126. ayetle aşağı yukarı aynı bir ayet. Yerde ve göklerde ne varsa Allah'ındır. Lekad vessaynel lezine utul kitabe min gablikum ve iyyakum. Hem sizden hem de kitap kendilerine kitap vermişlere vasiyet etmiştir.
ısmarlamıştır. Bugünün güzel kelimesi de bu. Vasiyet kelimesi de ısmarlama anlamı. Ismarlamıştır. Enittekullaha, Allah'tan sakınmayı ısmarlamıştır. Yani bunu önermiştir, bunu tavsiye etmiştir, bunu ısmarlamıştır. Ve in yekfuru, ve in tekfuru, eğer görmezden gelirseniz, fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yerde ve göklerde ne varsa Allah'ındır. Ve kâne Allahu ganiyyen hamida. Allah ganidir, bağımsızdır. Yani sizin yaptıklarınıza muhtaç değildir. Ve hamid. Kurguyu kurandır. Mekanizmayı kuran, bunu böyle yaratan, kuran, tasarlayan odur. Ne güzel de yaratmış, ne güzel de şekillendirmiş, ne güzel de tasarlamış diyerek, yani bu cümlenin esasında Hamid olması, onun tasarlayıcı olmasını zikretmemiz, onu övmeyi, bir övgü olsun diye onu söylüyoruz. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Bakın çok kısa bir süre içerisinde dördüncü defa tekrarlanıyor. Ve kefa billahi vekila. Vekil olarak Allah yeter. Allah vekildir. Dayanak olarak sırtınızı dayanacağınız Allah'tır. Başka birisi değil. Bakın işte 130. ayet geliyor. Diyor ki ya siz ondan bundan şundan uğraşıyorsunuz. Bir taraftan kendinizi kurban psikolojisi içerisinde bir yerlere atıyorsunuz. Bir yerlerde ağlıyorsunuz, bir yerlerde zırlıyorsunuz, günleriniz geçiriyorsunuz, bilmem ne ediyorsunuz, moralim bozuldu bilmem ne diye depresyonlara giriyorsunuz falan filan. Esasında yaptığınız şey sermayenizi tüketmekten başka bir şey değil. Ve in yeşe, eğer tercih ederse, yüzhibkum sizi giderir, eyyühennasu, ey insanlar sizi giderir, ve ye'ti bi ahirine, başkalarını getirir. Ve kânallâhu alâ zâlike kadîr. Allah bunu yapmaya ölçüsü, gücü, yani bu raconu kesebilir. Yani bu ölçüye kadir, bu ölçüyü koyar. Siz o ölçünün içerisinde kalmaya çalış. Yani evlilikte öyle yaptık, böyle yaptık. Ya yani neyi paylaşamıyorsun? Hayatı mı paylaşamıyorsun? Ayrılın. Birlikte durmak mı istiyorsun? Durum yani, yani birbirine de ne bu kadar didişip duruyorsun? Çözüm bulun. Hem kendiniz için, hem eşiniz, hem çocuklarınız, aileniz için çözüm bulun. Çözüm ayrılmaksa ayrılmak, çözüm devam etmekse devam etmek. Çünkü evlilik amaç değildir. O bir araçtır. Hayatta kalmanın, bir arada olmanın, birbirine destek olmanın toplumun temel mekanizmasıdır. Amaç değil, bir araçtır. Eğer araç düzgün çalışmıyorsa bozarsınız, yeniden kurarsınız. Amaç dünyada ahireti kazanmaktır. Men kâne yuridu sevabet dünya. Kim dünya kazancını, karşılığını, mükafatını, sevabını isterse fe indallâhi sevabü dünya vel ahire. Bugünün sevabı da, geleceğin sevabı da, ertesinin sevabı da Allah'ın katındadır. Kim istiyorsa sevap, bilsin ki Allah'ın katındadır. Ona göre davran. Ve kânallâhu vâsiyan basîra. Allah, semiyan basîra. Allah görür, duyar. Görmüyor değildir, duymuyor değildir. Bu ayetler işte ya normalde şeyden çıkarttığınız zaman, aradan çıkarttığınız zaman bundan evlilikle şundan bundan alakası kurulmaz. Ama öyle ayetlerin peşinden öyle aralarında geliyor ki diyorsunuz ki ya bunun bundan alakası olmaz olur mu? Hayatın temeli bu. İnsanın amacı bu. Allah'ın verdiği bir görev var. Ama bu görev şu veya bu şekilde, ya işte aile hayatı düzgün kurulmazsa bu görev veya ömrün bitiyor, ömrün kaybolup gidiyor. Sermayen tükeniyor. Ya eyyühellezine amenu, ey güvenenler, Allah'a güvenenler, inananlar. Kûnû kavvâmîne bil kıstî. Pozitif ayrımcılığı ayakta tutucular olun. Ayakta tutun. Yani sizde bir borç yok, kimsenin borcu yok. Ama siz Allah için malınızdan, canınızdan neyiniz varsa verin. Yani varsa bir şeyin paylaşın, verin. Yani sizden beklenen bu. Çünkü karşılığını Allah her halükarda daha fazlasıyla verecek. Bu dünyada verecek, ertesinde verecek. Pozitif ayrımcılığı ayakta tutun. Bakın bu önemli. Şühedâ elillâhi. Allah için şahitliği ayakta tutarak. Velev ala enfusikum. Aleyhinize olsa dahi.
Şahitliği ayakta tutun. Şahitler olarak şahitlikliği ve pozitif ayrımcılığı. Evet. Evil valideyni vel akrabine. Anne baba ve akrabaların ve kendiniz aleyhine olsa dahi şahitlik konusunda taviz vermeyin. İn yekun ganiyen ev fakiren. Fakir veya zengin olmaları hiç önemli değil. Fallahu evla bihima. Allah o akrabalardan da ana babadan da daha yakındır. Veya bu daha layıktır bu düşünceniz yapısına. Onların hiçbir önemi yok. Aleyhinize dahi olsa şahitliği ayakta tutun. Fela tettebi'ul heva. O boş şeyin peşine gitmeyin. En tadilu. Adalet yapacağım diye o boş şeyin peşine gitmeyin. Adaleti yapamazsınız. Yani adalet yapmak diye bir şey söz konusu olamaz. Bakın burası çok önemli. Adalet istenen şeyler var. Onları biliyoruz. Ama burada çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki adalet yapacağız diye birbirine eşitleyeceğiz diye hayır adalet yapmayın. Pozitif ayrımcılık yapın. Ama pozitif ayrımcılığı yaparken şahitliği bozmayın. Yani şahitlik şahitlik olarak kalsın. Siz ekstradan pozitif ayrımcılık yapın. Bir gün ne yapılıyor şeyde? Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız diyerek şahitlik bozuluyor. Yani diyor ki onlar eğer böyle bir iddiada bulunursa şey aranmaz. Doğrudan doğruya söylediği geçerli kabul edilir. Ve bu konuda hakimin de herhangi bir şekilde şey uygulama neydi onun adı? İnisiyatif uygulama hakkı yoktur. Doğrudan doğruya cezayı vermek durumundadır. İndirim de yapamaz. Yani kadın ağzının ucuna verdi şeyi, şahitliği. Böyle böyle dediği anda doğru mu yanlış mı bilmem ne mi falan mı filan mı demeksizin doğrudan doğruya karar veriyor. Hayır. Bunlar olacak şeyler değil. Ve bunu da niçin yapıyor? Bir taraftan şey diyor, ne adı? Kadın erkek fark etmeden eşittir diyor. Öteki tarafta da pozitif ayrımcılık yapacağım diyor. Kur'an'da diyor ki, evet diyor, pozitif ayrımcılık yapacaksın. Zaten adaleti uygulayamazsınız. Kadın erkek arasında adalet uygulayamazsın. Zaten öteki tarafta bir evde bile iki kadın arasında adalet uygulayamazsınız diye onu da zaten kesinlikle yapamayacağız diye söyledi. Ama insanlar hala bunları görmezden geliyorlar. Ama hani daha önce yine bu sure içerisinde okuduk. Ekstradan verilenler yani kadın erkek farkı olarak ekstradan verilenler. Mesela benzer bir şekilde yaşlı ve çocuk. Yani siz keşke bundan 10 sene önce dünyaya gelseydin veya bundan keşke bundan 10 sene daha genç olsaydım. Bunları da seçemezsiniz. Keşke kadın olsaydım, keşke erkek olsaydım. Bunları seçemezsiniz. Verilen şeklin içerisinde Allah'ın fazlından isteyin. Tamam orada bir sorun yok ama Allah'ın ekstradan verdiği, paylaştığı şeyi onun üzerine adaleti isteyemezsiniz. Çünkü adil değil orası. Herkes kendisine verilenle sorumlu. Allah'a karşı sorumluluk ayrı bir şey. Ama kadının durumu belli, erkeğin durumu belli, yaşlının durumu belli, çocuğun durumu belli. Sadece kadın erkek meselesi değil, aynı şey yaşlı çocuk için de geçerli. Adalet uygulayamazsın. Adaleti beceremezsiniz. Adalet yapacağım diyerek o boş şeyin peşinden gitme. Bakın bu da çok ilginç. Çünkü adaletin yapılabileceği, uygulanabileceği yerler var. Mesela şeyi mirası bölerken, bilmem ne yaparken falan ederken filan ederken oralarda yaşına bakılmaksızın, cinsiyetine bakılmaksızın, bilmem nesine bakılmaksızın oranları belli şekilde uyguluyorsunuz. Kızlar arasında, erkekler arasında, şusu busu. Ama orada ya bu oğlan 3 yaşında da bu oğlan öteki bir oğlu 3 yaşında, bir oğlu 20 yaşında. Bu ayrım yapmıyor siz. O yüzden yetim oluşuyor, o yüzden zayıf çocuk oluşuyor, o yüzden birilerine vekil olma görevi oluşuyor. Evet, adaletin uygulanacağı yerler var, uygulanmayacağı yerler var ve burada da özellikle adalet uygulamanın heva olduğu, boş olduğu, işe yaramayacak adalet sevdasından vazgeçin diyor. Onun peşine gitmeyin, onu arzulamayın diyor. Ve in telvu eğer saparsanız ev tuhalüdu veya yüz çevirirseniz fe innallaha kâne bimâ ta'melûne
habire. Allah sizin yaptığınızdan haberdardır. Yani habersiz zannetmeyin. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Aminu billahi ve resulihi. Allah'a ve elçisine güvenin. Ve kitabillezi neze ala resulihi. Ve o Resulüne indirgediği kitaba güvenin. Kayıtlara diyebilirsiniz. Vel kitabillezi enzele min kablu. Bundan önce inen o kitaba da iman edin. Ve men yekfur billahi. Kim görmezden gelirse Allah'ı ve melaiketihi ve onun meleklerini ve kütübihi ve kitaplarını ve rusulihi ve elçilerini ve yemil ahiri ve ertesi günü fekat dalle dalalen baida. O uzak bir sapış ile sapmıştır, çıkmaza girmiştir. Çok uzak bir çıkmaza dalmıştır. Evet, duracak bir yer arıyorum. Sayfanın sonuna kadar okuruz inşallah. O zaman ondan sonrası birazcık daha konu, yani öbek birazcık daha değişiyor. Orada bırakırız. İnnellezine amenu sümme keferu. O güvenenler, sonra görmezden gelenler, sümme amenu sonra güvenenler, sümme keferu sonra tekrar görmezden gelenler, sümme zdadu küfren sonra görmezden gelmeyi arttıranlar, lem yekunillahu liyagfire lehum. Allah onlara miğfer olacak değildir. Onları yaptıkları kötülüğün kendilerine dönmesine, kendilerinin üzerine sıçramasına engel olacak değildir. Ve la liyehdiyehum sebila. Onları da bir yola rehberlik edecek de değildir. Edici de değildir. Beşşiril münafıkine. Bakın bunların münafık dedi. O münafıkları müjdele. Bi enne Allahe lehum bi enne lehum azaben elima. Onlara elim, acıklı bir azap, izolasyon olduğu konusunda münafıkları müjdele. Yani buradaki müjde kelimesi de kinaye olduğunu veya işte şey olduğunu anlayabiliyoruz. Yani cehennemle, azap ile nasıl müjdelenir? İnnellezine yettehizûnel kâfirîne evliyâe min dûnil müminîn. Müminler dışında o kâfirleri dost edinenler, yakın edinenler var ya. Eyebteğûne indehumul izzete. Onların yanında bir izzet mi arzuluyorlar? Eyebteğûne. Evet. Onların yanında bir izzet, bir güç, bir kuvvet mi arıyorlar? Yani kafirler güçlü de bu onlar öyle şey onlar dost edip de onlar güçlü olacaklarını düşünüyorlar. Fe innel izzete lillahi cemia. Bütün güç, bütün izzet Allah'ındır. Ve kad nezzele aleykum fil kitabi. Bu kitapta defalarca indirdi. Bakın buradaki nezzeleyi böyle şey yapabiliriz. Çokça indirdi. En iki nokta üst üste. İzsemiyotum ayatillahi. Ayetlerimi Allah'ın ayetlerini işittiğinizde yükferu biha ve yestehzeu biha. Onlarla onu görmezden gelir ve alay ederler. Onların Allah'ın ayetlerini görmezden gelip ve alay ettiklerini işittiğiniz zaman. Pardon, evet. Böyle. Yani yekfurune ve yestehziyune üçüncü şahıs. Semiyatum ikinci şahıs. Siz işittiğinizde Allah'ın ayetlerini ama onların da bunu küfrettiği ve alay aldığını işittiğinizde fela tekudu mahum. Onlarla beraber oturmayın. Hatta yahudu hatta ki dalana kadar fi hadisin gayri. Sonradan ortaya çıkacak başka bir konuya dalana kadar. İnnekum izen misluhum. Eğer bu durumda onlar gibisiniz. Burada izen ile söylenilmeyen şey arkadaşlar, eğer öyle davranırsanız, onların arasından ayrılmazsanız gibi o anlamı oraya koymamız gerekiyor. Türkçe'de onu koymazsak anlam kayboluyor. Arapçadaki gibi yani bu formda bırakamıyoruz. Türkçe onu kaldırmıyor.
İnna Allaha camiun. Allah bir araya getiricidir. El münafikune, el münafikine vel kafirine. Kafirleri görmezden gelenleri ve münafıkları, o iki yüzlüleri fi cehenneme cemiya. Cehennemde bir araya getirecek onlar. Hepsini oraya toplayacak. Sen onlar gibi olma. Onlar ayetler konusunda küfredip alaya aldıklarında işittiğinde onların yanında oturma. Ta ki onlar sonradan ortaya çıkan başka bir konuya dalana kadar. Evet. Ne gördük? Öbek öbek geliyor. Müminlerden bahsediyor. Sosyal olaylardan bahsediyor. Durum davranıştan bahsediyor. Ana görevin ne olduğundan bahsediyor. Karşılarındaki inanmayanların pozisyonlarından, durumlarından, hallerinden, iç hallerinden bahsediyor. Ve bu şekilde öbek öbek sure devam ediyor. Bu hissiyatı aynı şeyin sonunda da Bakara suresinin son bölümünde de yoğun bir şekilde yaşamıştık. Burada da benzer bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Evet, benim bu akşam Nisa suresinde okuyacağım kısım buraya kadar. 141. ayetten kaldığımız yerden devam ederiz inşallah cumartesi günü akşamı diyorum. Katmak istediğiniz, kaydetmek istediğiniz bir şey varsa buyurun arkadaşlar. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Sonay. Bir şey idrak edemiyorum. Şimdi orada onların Allah'ın ayetleri okuduğunda onları inkar etmeleriyle ilgili kısımda hani onların başka bir şeye geçinceye kadar onlara kulak vermeyin ya da onlar gibi davranmayın kısmında. Biz zaten oradan ayrılınca onların başka şeye geçtiğini nasıl anlayacağız? Yani o ayet ben nasıl anlayayım? Anlayamıyorum. Yani bir müddet orada durmalı mıyım? Onlar geçecekler başka bir şeye ya da başka bir davranışa. Yoksa ben oradan ayrıldığımda zaten onların geçip geçmediğini bilmiyorum. Bu ayet bana ne anlatıyor ben bir türlü anlamıyorum. Şöyle diyebilirsiniz, bir kere orada durmayacaksınız. Bu gayet anlaşılabilen bir şey. Yaptığımız o. Ama bu insanlar öyle şey yapıyorlardı diyerek onlardan tamamen ilişkiyi kesme manasında falan değil. Zaten oradan ayrılırsınız. Tekrar gelirsiniz. Belki hala devam ediyorlardır. Gene uzak durursunuz. Şey yaparsınız. Veya o gün gidersiniz. O gün bitmiştir sizin meseleniz. Ertesi gün şey yaparsınız. Burada onlar öyle yapıyorlardı diye bir ya daha onlara uğramamak noktasında değil. O esnada, yani öyle bir ortamda bulunmayın cümlesi olarak algılıyorum ben bunu. Yani eğer böyle bir şey varsa uzaklaşırsın. Burası, Zaten hani normal yapmamız gereken bir davranış ya. evet. Çünkü insan ister istemez rahatsız oluyor. Yani kendi inancıyla ya da değerleriyle ilgili böyle bir şey yapıldığında bunu zaten otomatik olarak yapıyorsunuz. Dalaşa girmiyorsunuz öyle söyleyeyim. Fakat burada hani orada izen diye geliyor ya. Kimisi Evet. diye doğru mu hatırlıyorum? Onlar gibi olursunuz kısmı benzeşmekten kaynaklanıyor. Yani orada durunca normalleşme dediğim ona dönüşür gibi mi? Şöyle söyleyeyim. İnsanın, yani bu cümleler, yani küfür görmezden gelme, ayetleri görmezden gelme ve ayetleri alaya alma, insanın zihnine, yani insanın kulağının zihnine alışmaması lazım o cümlelere gibi düşünebilirsiniz. Çünkü eğer buna müsaade ediyorsanız veya onların içine kalırsanız, yani onların ya yani onlar alay ediyor, bilmem ne diyor, herkes her koyun kendi bacağından asılır deyip de onların içine kalırsanız bir süre sonra onlar gibi olursun. O cümleler sizi ayetler konusunda hani Allah'ın şiarlarına dikkat eden cümleleri var ya, orada bir tür dikkatsizlik şeyi oluşturur. Siz de yarın öbür gün zihninizde aklınıza gelen bir fıkra gibi, espri gibi bilmem ne yaparsınız. Yani kalp kalbe benzer, gönül gönüle benzer, davranış davranışa benzer. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Yani ben bazen belli ortamlarda aklıma bir fıkra geliyor fiil tarihinde. Ondan sonra düşünüyorum, ya ben bu fıkrayı anlattım ama bu fıkra esasında arka tarafındaki dini bir söylemi
tiye alıyor olabilir mi acaba diye aklıma geliyor. Peki bu bana niye normal geliyor? Ben niye durduk yere böyle bir şey anlattım? Sırf o öyle ortam olduğu için anlattım. Eğer ben öyle ortam olmasaydı o fıkra ne aklıma gelirdi ne anlatırdım. Öyle değil mi? Böyle bir şey. Çünkü bir yerde sağda solda duyuyorsunuz. Tamam uzak durmaya çalışıyorsunuz. Veya işte geçmişinizden şuradan buradan biliyorsunuz. Ama belki bambaşka bir konuyu anlatmak için şey yapıyorsunuz. Ama insanlar işin içerisinde işte Tanrı varmış, melek varmış, bilmem neymiş falan filan gibi o fıkranın kendi çerçevesinde belki bambaşka bir konuyu anlatıyorsunuz. Ama insanların zihnindeki bir konuyu veya olayın bir yönünü olayın bir yönü bu ayetin çerçevesine denk geliyor olabiliyor. Orada işte o alışkanlığı, o gevşekliği yapmamak için. Yani o esnada bir fıkrada siz patlatırsınız. Ha hi dersiniz ama onlar gibi olursunuz. Bu şeklinde uyarı. Ben öyle görüyorum. Orada onlar başka bir konuya geçene kadar cümlesi şey diye düşünebilirsiniz. Yani o meclis ömür billah lanetlidir değil. O grup ömür billah lanetlidir değil. Elbette o gruba gideceksiniz, o meclise katılacaksınız ama böyle bir muhabbetin içine değil. Bu şöyle bir şey olabilir mi hocam? Yani bu meclis bugün, doğru kelimelerle söyleyebilir miyim? Mesela bugün bir amaç uğruna değil de, daha doğrusu bugünkü amaçları Allah'ın ayetleriyle alay etmekken, yarın başka bir eyleme geçtiklerinde, evet onlarla bir arada olabilir. Mesela şöyle anlatayım. Deprem oldu. Depremde bir arada durmayacağınız insanlarla birlikte çalışıyorsunuz, yeri geliyor. Öyle anlayabilir miyim? Yani onlar normal şartlarda bunu yaparken ben onlarla bir arada değilim, olmamalıyım. Ama böyle bir başka bir şeye geçtiklerinde, başka bir duruma, hani Allah'ın ayetlerinden sıyrılıp da alay mevzusundan hayati bir yönelime geçtiklerinde onlarla birlikte olabilir miyim mi? Şimdi size anlatınca böyle düşündüm bu sefer. Tabii ki bunu da Sözden düşünebilirsiniz. çok eylemsellik üzerine kurarsam Tabii. o zaman anlamlı oluyor. Onlar gibi olmamak adına çekil, o hayattan çık ama öbür hayatta devam et. İşte onlarla beraber durmayın meselesi onların kişiliğiyle alakalı değil. Onun mekanıyla alakalı değil. Sadece onların o yaptığı muhabbetle alakalı. Anladım hocam. Bunu dediğimiz zaman zaten şey belli oluyor. Neydi onun adı? Sınırın neresi olduğu belli oluyor. Yani şöyle anlaşılıyordu hocam, özür dilerim. Sanki bu hep sözlü yapılan bir şeymiş de, yani Allah'ın ayetleriyle dalga geçmekten vazgeçip de başka bir şeylerle bir şeyler yapabilirler. Onlara katıl ama Allah'ın ayeti söz konusuyken yapma gibi anlaşılıyor, ama o insanlar bazen Allah'ın ayeti olmasa da çok kötü şeyler konuşuyorlarsa da orada olmamak gerek. Böyle anlaşıldığı için hani anlayamıyorum o, diyorum ya, başka bir şey geçtiğini anlama şansın yok yanlarında değilken. Burası sadece sözle ilgili değildir gibi geliyor. Doğrudur ama yani fiil içinde aynı şeyler söz konusu olabilir. Yani orada çok bir fark yok. Yani siz bir toplumun ne yapıp ne yapmadığını, o toplumdaki muhabbetin ya bir meclisteki muhabbetin veya olayların ne olup ne olmadığını girersiniz, bakarsınız, anlarsınız ve çıkarsınız. Yani bu gayet makul bir şey. Yani siz içindeyken başlayacak diye bir şey yok. Bunu çok rahatlıkla görürsünüz. Duyarsınız, anlayabilirsiniz. Önemli olan Allah ve ayetleri hakkında insanların alay ettiğini anladığınız anda bu sizin kırmızı çizginizdir. Durmayın orada. Bu aynı zamanda şey de olabilir. Yani ille de ya fuhşiyat da olabilir. Siz bunu fark ettiğiniz anda orada durmazsınız. Çünkü onu insanlar eğer serbest görüyorlarsa sizin orada durma şeyiniz yani Allah'ın ayetlerini bakın burada bir de görmezden gelme durumu hani Allah fuhşiyatı emretmez cümlesi varken bu ayeti görmezden gelirlerse zaten anca öyle bir şey yapabilirler.
Bu da o kapsamı çok ciddi şekilde genişletiyor. Yani evet, ayeti alay almak başka bir şey, görmezden gelmek bambaşka bir şey. Bu çerçevede bunun kapsamı çok genişler. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? O zaman kaydı burada kapatıyorum. Cumartesi günü akşam inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.